Hoş geldiniz efendim. Hayırlı günler. Hoş bulduk. Hayırlı günler. Nereden arıyorsunuz? Ben Bursa'dan arıyorum. Bursa'dan. Güzel bir şehrimizden. Yeşil Bursa'mızı biliyorsunuz. Evet. Buyurun, buyurun efendim. Selamünaleyküm hocam. Hocama 3 sorum olacaktır benim. Tabii. Aleykümselam ve rahmetullah. Hocam benim bir 36 yaşında bir kız kardeşim var. Bu 15 seneye yakın ana sınıf öğretmenliği yaptı. O yaptığı sene diyelim 15 sene içinde bir rahatsızlık geçirdi. Biz bunu çok doktorlara getirdik. Psikiyatriye getirdik. Bir tane annemler hocaya götürdü onu. Ama sürekli ben hamileyim. Falan kişiler hamileyim. İşte affedersiniz bu dedi yanıma geldi. İşte doğum yaptım. Öyle yaptım, böyle yaptım. Çocuk kafasına bağlamış. Yani kafasını atamıyor. Ve evde annemlere agresif davranıyor. Bağırıyor, çağırıyor. Huzursuzluk yapıyor. Annem ona mesela mecbur kalıyor. Hamilesin diyor. Ama hamile değil. Bekar kız. Hocam ne yapacağız bilmiyorum. Biz bunu hastanede yaptırdık. Doktorlar ama ne diyor? Doktorlar efendim, ne diyor? Siz hastaneye götürdünüz. Doktorlar ilaç verip yolluyorlar yani. Herhangi bir şey de söylemiyorlar ama biz bunu düzeltemedik. 5-6 senedir doktoru götürdük. Hastanede yaptım. Ne yapacağımızı inanın bilmiyoruz. Bekar, evlenmedi değil mi? Evet, onun için de diyoruz hani annemlerin sağlığında evlendirelim seni kız kardeşim, evlen, sen hamile değilsin bak, bekar kız, etme, evlenme diye. Bize bağırıyor, çağırıyor kız bile telefonda, kapatıyor telefonu yüzümü de, konuşmuyor bizden. Annemlere diyor, annemlere bağırıp çağırıyor. Annemler de mecbur, alıp tamam kızım hamilesin, tamam kızım o kadar çocuğun var. Bir tane resim almış, teşhisiye koymuş, onu masanın üstüne koymuş. Aa bu benim kızım diyor işte öyle yani hafızasına yerleşmiş. Yapacağız ne olacağız bilmiyorum. İnsanlar beden, ruh ve nefis üçlüsünden oluşuyor. Üçünün de hakkını vermek gerekiyor. Dengeyi bozduğumuz zaman sigortalar atıyor. Nasıl dengeyi koruyacağız? Bedenimizi sağlıklı tutacağız. Yemede, içmede, uykuda, düşüncede yormayacağız onu. Yorulduğun zaman dinlenmesini bileceksin. Bir derdin olduğu zaman paylaşmasını bileceksin. Dertler paylaşarak, konuşarak azalır. Sevinç paylaşarak çoğalır. Bu dengeyi koruyamayanlar ya da ruhunu aç bırakanlar, besleyemeyenler bir yerde beyinde, hücrelerde bozulmalar meydana geliyor. Sonrası çok zor. Peki bu, olmuş bu. Bunun bir tedavisi var mı? Tedavisi var. Nereden bozulduysa oradan tedavi edilecek. Başlangıcına ineceksiniz. Bunu psikologlar, pedagoglar açabilirler. Derdinin başlangıcına ineceksiniz. Evet, çocukluğuna iniyorlar. Çocukluğuna hocam. İneceksiniz ya da gençliğine ineceksiniz. Orada bir yerde bir şey olmuştur. Büyük bir darbe yemiştir. Büyük bir bunalıma girmiştir. Onu atlatamamış ve o kalıcı hale gelmiştir. Onun tekrar tedavi olması bir günde olmaz. Öyle okus pokus hoca hemen bir uf düzelmez. Niye? 30 senelik bir mesele, 40 senelik bir mesele. Duanın faydası var mı? Var. Duanın faydası var. Ama dediğim gibi esas derdi neyse oraya çare bulmak lazım. Önereceğiniz dua var mı hocam? Yasin okumak çok faydalıdır. Ruhu açar. Fetih suresini okumak ruhu açar. Rahman suresi ruhu açar. İnsana bir genişlik, ferahlık verir. Elem neşrah leke ruhu açar. Bunları okusunlar. Kendisine başkası da okuyabilir. Ve mümkün mertebe İhlas suresine devam etsin. Ama yani böyle doktordan çaresini bulamadık, hadi bir muskacıya gidelim diye başlarsanız bir daha da elinizi kolunuzu kurtaramazsınız. Öyle bir şeye müracaat evet. etmeyin. Diğer kendiniz iki okuyun. Sorunuz daha vardı. Hemen biraz hızlandıralım. Bekleyenler var çünkü. Hocam benim eşim çok sinirli. Bir de affedersiniz ağzı çok pis. Dayağı falan var. Ben 22 senelik evliyim ama bundan çok çektim ve bunun ağzının pisliğini ben düzeltemedim. Ne yapacağım inanın bilmiyorum. Yani bırakıp gitsem olmuyor. Çocuklarım var. Gitmesem olmuyor. Ama artık dayanacak da gücüm yok. Ne yapayım ben önerirsiniz? Itriyat, güzel koku satan dükkanlara gidenlerin üzerine güzel koku bulaşır.
necaset olan, hayvan pisliği olan yere ahıra girenlerin üzerine kötü koku siner. Kiminle oturup kalkıyorsa onlar gibi olur insan. İnsan su gibidir. Girdiği kabın şeklini alır. O yüzden hep şimdi buradaki kardeşlerimiz, buradaki kardeşlerimiz hiçbirinden kötü söz duyuyor muyuz? Küfreden var mı burada? Küfürlü konuşan var mı? Olur mu burada? Biz Allah peygamber diyoruz değil mi? Niye? Burası öyle bir ortam çünkü. Manevi bir ortam var. Manevi bir huzur buluyoruz değil mi? Hep beraber böyle Allah peygamber deyince kendimize geliyoruz. İnsan çevresini değiştirecek. Kötü sözlü olanlardan kurtulacak. Babası da küfürbaz olursa çocuğunda da küfürbaz çıkıyor maalesef. O çok tehlikeli. Öyle miydi? Bilelim. Evet hocam, evet babası da öyleydi. Yani o çok işte huylar çıkmıyor. Aslında insanoğlu öyle masum bir varlıktır. Doğduğunda çok temizdir. O her bir söz, her bir düşünce onun önce ruhuna yerleşir. Sonra onu kalıcı hale getirirse kullana kullana onda huy olur, ahlak olur. Ya da ahlaksız olur. İşte o kötülükleri huy haline getirmeyeceğiz. Kötülüğü sürekli yaparsak huy haline gelir. Onun için bir sefer yaptım Allah affetsin. Bir daha yapayım Allah affetsin. Bir daha yapayım Allah affetsin. Artık o bizim huyumuz olur. Teneşir temizler demişler. Başka türlü çıkmaz. O huylardan Allah korusun. Evet, son sorunuzu alalım. Güzel bir çevreye gitsin, sohbetlere gitsin. Siz de ona... Yok hocam, onu ben öyle şeyleri yollayamıyorum. Televizyonda sizi açıyorum. Ben çok seviyorum sizleri dinlemeyi. İnanın var ya, onları bile pek dinlemek istemiyorum. İstemez çünkü orada söylediklerine ters şeyler geliyor. Ama evet. bir günde olmaz, bir gün düzelir inşallah. Allah senin bu sabrına karşılık, onun gönlüne yumuşaklık, diline terbiye versin. Bir de hocam, benim kızım var. Kızım kimi sevdiyse sürekli ayrıldı onu seven kişi ondan. Ve bu kızımı çok üzüyor. O üzüldüğümü ben üzülüyorum. Ama ne yapmam lazım bilmiyorum. Bunu üzülmemesi için veya da bir sevdiğini elinde nasıl, ne doğalan nasıl olacak bilmiyorum. Bir an önce, bir an önce evlenecek. Efendim? Bir an önce evlenecek. Çok fazla bahane bulmayacak. Yani kimsenin garantisi yok ki. Evet, doğru hocam. Allah evet. razı olsun. Amin amin. Allah hayırlı, hayırlı evet. bir eş nasip etsin. Hayırlı eş nasip etsin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.